Selamun aleyküm canlarım, kanalıma, evime, yuvama hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selamun aleyküm kardeşlerim, bacılarım, nasılsınız, iyi misiniz? Allah'ım herkese iyilik, dillik versin. Bizler de iyiyiz, Allah'ımıza bin şükürler olsun. Nereye gidiyoruz? Abbas yolcu. Evet, aynen öyle arkadaşlar. Bugün hazırlandık, bugün büyük gün, mutlu gün. Dedim ya, 2 gün kaldı, 3 gün kaldı, sizlerle de paylaşacağım dedim. Allah'a çok şükür, Rabbime şükürler olsun, bizleri sizlere kavuşturan Rabbime şükürler olsun diyerek bugünkü günümüze başladık canlar. Evet, açıklıyorum, bugün günlerden cuma. Hepinize hayırlı cumalar olsun. Saat. Rabbim nice cuma günlerine hep birlikte erişmek nasip etsin inşallah. Canlarım. Saat şu anda 1:30 arkadaşlar. Evet. 2'de sizlerin karşısındayız inşallah. 1:30 saat 2'de bugün kızımızın nikahı var. İzzet Bey, cuma kutlaması sana aittir. Arkadaşlar tabii ki kızımızın nikah olayı olunca cumayı da bir anlık unuttuk. Bu arada cumaya gidemedik. Ben cumayı unutur muyum? En evet. Uğurlu günüm. Evet, Şükran'ın cuması. Her işime cuma günü başlarım. Unutması mümkün değil. O nedenle kusura bakmayın. Herkesin evet. Cumasını kutluyorum. Allah'ım bir dahaki cumalarla bizleri nasip etsin eriştirmek. Evet. Dileğiyle. Hadi bize eyvallah diyelim. Arkadaşlar, kıyafetimi merak ediyordunuz. İşte kıyafetim bu. Hadiseden aldım. Şöyle göstereyim. Hadiseden 250 TL miydi? 250'ye yakın yani. Küsuratı da var. Yok, 245. Evet. Manto aldım. Bu renk, manto biliyorsunuz yoktu benim bu renk. Önce griyi giyerim demiştim ama her zaman griyi, 4 senedir aynı griyi. Gri mantomun aynı modelinden aldım. Böyle kızımın güle. Nikahı var yani, almayacağım mı? Bugün güle. Almayacağım da ne zaman alacağım? Güle güle kullan canım benim. Evet. Nasıl olmuş arkadaşlar? Elbise biraz uzun, manto kısa. Şöyle çekelim, boyunu ayarlayalım. Evet. Eşimin de üzerindeki yeni. Şimdi bu renk alacaktım aslında, size demiştim Fulya'dan bu renk alacağım diye. Ama eşim bunu beğendi, bunu aldı. Ama kazağım senin manto renginden. Evet, kazakla birlikte takım olduk. Takım olduk arkadaşlar. Mantomu da Hadise'den aldım. Fiyatı 400 TL. Maşallah. Evet. Evet, 400 TL'lik bir manto. Ortam pahalı. Allah evet. Güle güle giymek nasip ama etsin yani, inşallah. Kaliteli, güzel yani. Evet. Allah var yani şimdi. Hadiseden alıyorum kıyafetlerimi. Hem kaliteli oluyor, hem model, hem de kullanışlı oluyor yani. Kaliteli. Şöyle göstereyim. Beli kuşaklı ama kuşağı mecbur kalmadıkça kullanmayacağım. Çantamı da aldım. Çantamda böyle. Bu çantanın anısı var, hatırası var. Oğlumun düğününde almıştım bu çantayı. Şimdi kızımın düğününde de aynı çantayı kullanıyorum. Evet. Allah'ım tamamına. Aslında böyle olmuyor ama ben elde taşımak için bu çanta, şöyle taşımak için. Ben elde zor olur diye işimi sağlama alayım dedim. Şöyle zincir askısıyla beraber böyle taktım. Ama oraya gidince tabii ki böyle elime alacağım. Nikahımız belediye şey nerede oluyordu? Altınordu Belediye Nikah Salonu'nda. Aynen. Orada olacak. Fazla bir kimse almıyorlar. Prosedür gereği ve Covid nedeniyle tabii. Covid nedeniyle 10 kişiyi geçmeyecek dediler. Bu arada kızımın damat adayımız da kızımın ikinci yani şansı diyelim. Uzun zamandan beri gündemdeydi. Olduydu, olmadıydı derken nasipmiş. Yine tekrar birleştiler, hayatını birleştirdiler. Sözünü kestik. Allah izin verirse şimdi de bugün düğününü yapıyoruz. Yani nikahını. Düğün alışmış abi. Evet. Ben nikah diyemiyorum. Aynı anlama geliyor canım. Düğün geliyor. Çünkü aynı hiç hayatımda ben nikah kelimesini çok zor kullanırım. Kendimde adapte olamıyorum yani nikah kelimesini. Hep düğün olarak biliyoruz. Eskiden böyleydi. Düğünler yapılırdı. Ama onların kendi tercihi. Covid dolayısıyla. Bir de ikinci evlilikleri olduğu için tabii. Evet evet. İkinci evlilikleri olduğu için. Öyle tercih ettiler. Evet. Zamanımız azaldı arkadaşlar. Çünkü saat 2'de orada evet. Olmamız lazım. Erken gitmemiz lazım. Annesi babası olarak bizlerin daha önce tabii, gitmesi lazım. Hadi sizleri, de, sizleri de yanımıza götürüyoruz. Ne kadar davet edemesek bile kusurumuza bakmayın. Covid nedeniyle. Sizleri de yanıma alıp götüreyim.
Hep beraber kızımın nikahına. Haydi bakalım arkadaşlar. Davetlisiniz, haydi. Haydi bakalım hep beraber. Hoşça kalın. Buyurun. Evet canlarım, ayakkabım da böyle. Bu tarz bir ayakkabı tercih ettim. Aslında benim düğün ayakkabım çok var da kış mevsimi olduğu için böyle giydim arkadaşlar. Evet. Nasıl olmuşum? Güzel mi olmuşum? Şimdiden teşekkür ederim Şükran abla. Çok güzelsiniz dediğinizi duyar gibiyim. Eşarbım da gayet uyumlu oldu. Şöyle kahve tonları. Leoparda eşarp tercih ettim. Leoparı çok seviyorum ben. Siz, bütün bayanlar sever de ben aşırı çok seviyorum. Şöyle yandan göstereyim sizlere. Yandan Şükran, yandan severim seni candan. Bismillahirrahmanirrahim diyerek düştük yollara. Beklenen gün geldi, büyük gün geldi. Kızımın nikahına gidiyoruz hep birlikte. Değerli YouTube ailem, sizler de davetlisiniz. Hadi bakalım, hayırlısı olsun inşallah. Rabbim hayırlısını versin. Allah'ım yavrularımızın hepsine, benimkine de sizinkilere de uzun ömürlü, seyirlik değil, ömürlük bir evlilik nasip etsin inşallah. Evet canlarım, ben çıktım. Havamız güzel. Benim havam da güzel, ordumun havası da güzel. Her şey ne olursa olsun, yeter ki havamız güzel olsun, değil mi? Aynen. Şimdi arabamıza biniyoruz, gidiyoruz kızımın nikahına. Allah izin verirse. Hoş bulduk canım, sen de hoş geldin. Sen şahitlerimizin onayıyla sizlerin de konusu arkadaşlarımızla ilgili yuva kurulmuş olacak. Eklerimizin projeleri yuvalarından sevgi sayın. Bu tarafından da sizler gibi bir güzel insanları eksik olmasın diyorum. Ben hemen sorularını sormaya başlıyorum ama biz damatların yanında zor soruyoruz. Ama sen de bir şükürden olduğunuz için sana da kolaylaşacağım. Damatı da yanında. Evet. Altınordu Belediyesi evlendirme memurluğumuzu. Evlenmek için bir ağırlık tanıtıyoruz. Bizlere sunmuş olduğunuz evlatlarımızın bilgilerinde evlenmek yasal bir evlendirme. Yalnız bunu bilgiler de değil, sayın şahitlerimizin ve misafirlerimizin huzurunda sözlü olarak söylemeniz tekrarlamanız gerekiyor. O yüzden ben öncelikle gelin hanımı sormak istiyorum. Sayın Bayan Ezgi Karakoy, hiç kimsenin etkisi ve tesiri altında kalmadan tamamen kendi özgür iradenizle Sayın Bay Alican Şener Efendi'yle evlenmek istiyor musunuz? Evet. Allah'ın öğretmenizden çok Alican Bey sevindi. Çok evet. İnşallah bu tebessümümüz birbirimize karşı ve çevremize karşı daim olur inşallah. Evet, şimdi de daha atlaya sormak istiyorum. Sayın Bey Alican Şender'e, sizin kimsenin etkisi ve tesiri altında kalmadan tamamen kendi özgür iradenizle Sayın Bayan Ezgi Karakoy hanımefendi ile evlenmek istiyorum. Evet. Evet, kıymetli şahitlerimiz, çiftlerimiz ne kadar evet deseler de sizlerin olayı olmadan olmuyor. O yüzden size de sormak istiyorum. Çiftlerimizin evliliğine şahit mi ediyoruz? Ediyorum. Sizler? Sizler? Evet, ediyorum. Allah, üç kişi galiba, şahit ettiniz. Hadi. Evet, valla evet dediniz yani. Evlenmiş şeyinizi beyan ettiniz ve böylece evlenmiş şeyiniz gerçekleşmiş oldu. Ben de sizleri yasaların bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak Ezgi Hanım'ın ayağı basabiliyorsun. Sizleri kalkışa ilan ediyorum. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kalemleyebilirim.
Ya onu yine de memnun yapıyor mu? Evet, İsimleriniz altına imza yazın zaten şöyle. Maşallah isim mi? İsim mi? Adı ne? Çünkü birlikte muhafaza etmemiz açtığında hayırlı uğurlu olsun. Sizlere de güzel günler diliyorum. Sağ olun. Düşüncelerini alalım Ezgi evet, kızıma. Evet. Kıyıldı, evlendi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şöyle göstereyim. Tekrardan bir İnşallah. Hayırlısı olsun. Bir altı partisi yapacağız. Ne partisi? Eğlence arkadaşlarımızla. Hayırlısı olsun. Ama yani. İkinci olunca böyle oluyor. Tabii tabii. Evet, çok güzel. Biz evimize geldik arkadaşlar. Nikahımız yapıldı. Kızımız evlendi. Gördünüz az önce. Onlar gittiler. Gençler akşam eğlence yapacaklarmış. Biz de büyükler herkes evine. Köylü köyüne, evli evine. Çok şükür Allah'ımıza kızımızın mürüfetini de gördük. Rabbim herkese nasip etsin evlatlarınızın mürüfetini. Tek bir eksiğimiz... Kolumuz, kanadımız kırık olan tarafımız kızımızdı. Allah'a çok şükür. Allah herkese hayırlı eşler, hayırlı evlatlar nasip etsin. Biraz geç gitmişiz. Yollarda trafik çoktu. Bir de arabayı çekmeye yer yoktu. Çok kalabalıktı. Tadilat vardı. Altınordu Büyükşehir Yeni Mahalle Belediyesi'nin önünde. Zor bulduk kapıyı, zor bulduk yukarıya, zor çıktık ta 4. kat, asansöre de binmemişiz, aha geldik, aha geleceğiz derken 4. katı bulduk, gittik, herkes bizi bekliyordu, çok sıcak karşılandık, kızımız, damadımız bizi bekliyorlardı, Allah razı olsun. Nikah memuru da bekliyordu. Sırf bizi bekliyorlardı tek olarak. Yani gecikmişiz. Evet. Tekrardan evet. Merhabalar arkadaşlar, kardeşlerim. Evet, Şükran'ın da olsun, anne gibi. Ve babalar biraz ağırlıklı olması lazım. Böyle olduğu da iyi oldu. Kayınvalideler, kayınbabalar
öyle hop demeyle hoplamaması lazım. Biraz ağır kanlı olması lazım. Böyle olması da iyi oldu gerçekten. Aynen. Evet. Evet arkadaşlar. Kızımızın evet, nikah şekerlerimiz. Yaptık. Evet. Ezgi'nin nikah şekeri. Allah'ım tamamını erdirsin. Allah'ım bizleri utandırmasın. Allah'ım yolunu, izini açık etsin. Mutlu olsunlar diyorum ben her ikisi de. İnşallah. Onlar birbirini sevmiş. Bize de onaylamak düşerdi. Biz de gereğini yaptık. Tabii eksiğimiz ne var? Gurbette oğlumuz, gelinimiz, iklimimiz vardı. Onlar da olsa iyiydi ama maalesef biliyorsunuz hayat şartları, mesafenin uzunluğu ve de nikahın kısa olması 5-10 dakikalık bir olay içinde değmez dedik. Bir de biliyorsunuz ki lanet sıkım olası bu korona, Covid'de halen devam ettiği için sıkıntılı. O nedenle zaten 5-10-15 dakika sürdü nikahta. Allah'ım muratlarını verdirsin. Allah'ım yolunu, izini açık etsin. Allah'ım utandırmasın diyorum ben. Acaba çay oldu mu Şükran? Olmuştur. Ben bir çay koyayım. Kafam çalışsın. Biraz hüzünlendik. Ben elim titredi çekim yaparken. Nikah imzayı falan atarken o anda elim titredi. Sevinç gözyaşları diyelim. O bizim zaten olmazsa anne baba olmazımız. Anne baba olarak tabii ki kahkaha atacak değildik. Üzüntümüz var. Çocuğumuzun yeter. Bana demli koy. Kızımızın nikahında bulunmaktan çok mutlu olduk. Allah'a çok şükür. Allah yuvalarında mutlu etsin. Huzurlu etsin. Allah iyi geçimler versin. İkinci evlilikleri ikinci şansı. İkisinin de öyle. Daha önce denemişlerdi. Kızım denemişti ama ne yazık ki olmamıştı. Neden kaynaklandığını da sizlere açıklama yapmıştım. Artık o sebepler de ortadan kalktı. Çok şükür Allah'ımıza. Her şey yolunda gidiyor. En önemlisi de kızımızın değerini bilsin. Bizim için maddiyat hiç önemli değil. Allah'a çok şükür. Maddiyatı da yerinde. Allah daha çok kazançlar versin. Amin. Damadımız otogalerisi var Ordu'da. Gülyalı'da. Evet, Gülyalı'da otogalerisi var. Ordu'da da çarşamba pazarının yanında nasıl desem köfte ekmek, şu bu, aparatif atıştırmalık bir restoran gibi bir yeri var orada. Bir evin bir oğlu. Evet, bir evin bir oğlu. Aile olarak, aile yapısı da bize çok uygun. Çok beğendik. Kendimize yakın. Biliyorsunuz kültür farklılığı, hayat farklılığı, yaşam farklılığı evliliklerde de çok önemli. İleride sorun çıkabiliyor. O yüzden kızım mantıklı karar vermiş. Ben de onay verdim. Bize yakışır bir aile. Bizim ayarımızda. Kültür olarak da bizim kafa yapımıza yakın, aynı sayılır. Kayınvalide ve kayınbabası da çok çok iyiler. Bir oğlan, bir kız, görümcesi var. O kadar. Çocuk fazla yok yani. Nasipmiş, kısmetmiş. Ve babasını da ben evet, uzun yıllar evvelden beri tanıyorum arkadaşlar. Yani arkadaşım sayılır. Yıllar evvelden beri tanıdığım, bildiğim, evet, sohbet ettiğim kişinin oğlu çıktı. Evet. Bu da bir tesadüf yani. Ordulu oluşu ve eşimin de baba iki... Dünürlerin birbirini tanıması da o da bir dezavantaj. Bir puan getirdi tabii. Evet, bu dezavantaj. Evet. Gerçekten önemli olan kızımızın değerini bilmesi. Kızımızı toplumda irdelememesi. Tabii ki ağızdan bir laf çıkabilir. Bu gibi şeyler irdelenmemesi lazım. Büyütülmemesi lazım. En ufak sorunlar büyütülmemesi lazım. Gençler cahil sayılırlar. Kusura bakmayın. Öksürük geldi. Faranjit. Pazartesi günü doktora. Tomografim çıkmış. Onu götüreceğim. O zaman belli olacak rahatsızlığım. Her şeyden önce dediğim gibi birbirleriyle iyi anlaşması, iyi geçinmesi çok çok önemli. Son şansları. Bundan sonra Allah geriye baktırmasın. Baba kapısına baktırmasın.
Rabbim pişmanlık düşündürmesin. Rabbim evinizde, evlerinde huzuru, mutluluğu hiç mi hiç eksik etmesin. Amin. Ay şu boğazlarımdan nedir çektiğim ya. Evet kardeşlerim. Biz tabii ki Şükran'ın da dediği gibi biz biliyorsunuz merhametli, vicdanlı böyle bir yapıya sahibiz karı koca. Tabii ki ufaktan gözyaşlarımız oldu. Bu tabii ki yanlış anlaşılmasın. Şimdiden onu da söyleyeyim ki bu mutluluktan ve sevinçten benim yaş. Duygularımı az önce söyledim. Benimki evet. Sevinç gözyaşları. Eşiminki. Aynen benimki de. Ha, onu da ifademizi onu edelim. Onu da bilese herkes bilsin ki bazıları ağlıyorsa yanlışa çekilmesin. Başka sebepler çıkarmasın. Bizim şansımız kaderimiz biraz zayıf. O nedenle gözyaşımız mutluluklandır nokta. Güzeller güzeli iki tane kız torunum vardı. Üçüncüsü de, o da bizim torunumuz. Kızımın kızı. Allah evlerinde yavrularıyla defnemle. Defnem okuldaydı. O gelemedi. O yüzden önemli dersleri vardı. Bugün gelemedi. Ama tabii ki kalbi annesiyle. Annesiyle kalbi. Duygulandık, mutlu olduk. Ölmeden yavrumun ikinci evliliğini de gördüm. Hep bugünü bekledik. Kızım 7 yıl önce ayrılmıştı, hemen hemen 7 yıl oldu. Bayağı bir zaman geçti. O zaman içerisinde evliliğe sıcak bakmıyordu. Sadece karşısına damadımız Alican çıkana kadar. Alican'ı arasında önceleri ufak tefek sürtüşmeler oldu. Olmadı diyemem yani. O da yalan olur. Sizlerin önünde oldu. Sizlerle de paylaşmıştım. Hepiniz biliyorsunuz. Ama o geçen zaman zarfında kızım Alican'dan birinci karşılaşmasından sonra evlenmemek üzere tövbe etmişti. Anne ben evlenmem asla demişti. Ama geçen zaman içerisinde damadımız büyük atak yaptı. Cesaretini gösterdi. Kızımızın değerini bildi her şeyden önce. Kızımızın peşini bırakmadı. Razı edene kadar da çok çok uğraştı. İşte benim kızımın kalbini fethetti. Pes etmedi. Damadımız pes etmedi. Gerçekten onu kutluyorum. Kızımın gönlünü yaptığı için de buradan çok çok teşekkür ediyorum. Bu gibi işlerde pısırık olmamak lazım. Geriden bakmamak lazım. Kadın nazlı olabilir. Kadın trip yapabilir. Kadın soğuk olabilir ama erkek her zaman yakın canlı olması lazım. Dediğim dedik olması lazım özel ilişkilerinde. Peşini bırakmaması lazım. Pes etmemesi lazım. Bütün bayanların beklediği budur. Zaman her şeyin ilacıdır. Kızımın ilişkisinde, ikinci evliliğindeki ilişkisinde de bu çok çok önemli bir noktaydı. Gerçekten benim kızım ilk evlilik teklifi olarak çok güzel, şahane bir evlilik teklifi Alican oğlumuzdan aldı. İki tane oğlum vardı, artık üç tane oğlum oldu. Allah'a şükür olsun. Damadım çok saygılı. Kızımın çok değerini çok efendi, kızımın değerini çok çok iyi biliyor. Ya bizim kadar da tanıyor artık Ezgi'yi. Evet, bizim bir dediğini iki etmiyor, her dediğini yapıyor. Kızım için yapmayacağı hiçbir şey yoktur. Buna kesin biz tanı koyduk. Kızım da öyle, kızım da aynı tanıyı koyduktan sonra zaten kararını verdi. Çarşamba günü akşamı burada ailesi geldi. Anne ve babası, damadım geldi. O çekimleri yapmadım. Çünkü rahatsız olurlar diye. Ama kızım eğer bana gönderirse buradaki yaptığı çekimleri tabii ki sizlerle de paylaşırım. Ayıp olur dedim. Kayınvalidenin elinde telefon çekim yapması, söz kesme gecesinde ayıp olur diye düşündüm. Evde benden başka kimse de yok ki çekim yapacak. Ezgi bazen kendi telefonuna çekti. İnşallah gönderirse o geceyi de sizlerle yayınlamaktan büyük mutluluk duyarım.
Ama mühim olan nikah töreniydi. Onu çektik tabii ki arkadaşlar. Evet. Sizlere söz verdiğimiz gibi aynen bu akşam herhalde değil mi? Bu akşam sizlere ulaşacaktır büyük ihtimalle. Allah nasip ederse bir aksilik olmazsa. Şükran'ın da dediği gibi, eşimin de dediği gibi kardeşlerim. Kızım olursa Alican, olmasa hiç baba demişti. Diyordu da içinden de diyormuş da bizim haberimiz yokmuş. Ama tabii ki hakikaten kararını böyle vermişler. Demek ki birbirini seviyorlarmış ki karar vermişler. Biz de anne baba olarak sevenleri bir araya onay verdik. Tabii ki borcumuz. Evliliklerine karşı çıkmadık. Evet. Tabii ki kızımın isteyenleri çok oldu. Arkasında önünde dönenleri çok oldu. Ama o hep kendi yapısına yakın biriyle evlenmeyi düşünüyordu. Yani bekarlara sıcak bakmadı. Çünkü ben evlenmiş ayrılmışım bir kızım var dedi. Alican da öyle dedi, evlenmiş ayrılmış bir kızı var dedi. İkimizin de birer kızı var dedi. Sorun çıkmaz dedi. Hani bir bekarla evlenseydi gerçekten sorun çıkardı. Defnem'le de sorun çıkardı. Defnem canı ne zaman isterse kızı annesinin evine de gelecek, babasının evine de gidecek. Bize bu de arada gidelim. Alinyaz da öyle. Alinyaz da bizim torunumuz. Artık o da bizim torunumuz. O da bizim canımız, kanımız. Kızımın kızı. Alinyaz'ı biz öyle kabul ettik. Asla başka düşünemiyoruz yani öyle o kelimeyi. Asla. Kızımın kızı, öz kızı. Evet. Gibi kabullendik diye. Defne de Alican'ı öyle kabul etti. Kendi kızı gibi kabul etti. Allah razı olsun. Aralarında hiçbir sorun çıkmayacağına kesin inanıyorum. Yine inşallah. Çıksa bile ikisi çözeceğinden de eminiz yani. Belli bir yaştılar artık. Olgun yaştılar her ikisi de. Ezgi 33 yaşında, damadım 35-36 yaşına girecek. Yani ikisi de olgun yaştalar. Artık bundan sonra sorun çıkmayacağını zannediyorum. İnşallah çıkmaz da, çıkmayacak da zaten Allah'ın izniyle. Allah seyirlik değil bir ömürlük nasip etsin evliliklerini. Rabbim pazara kadar değil, mezara kadar evliliklerini öyle sürdürmek nasip etsin inşallah. Bir ömür boyu aynı yastıkta. Amin amin. Yani demek istediğim, gerçekten çok duygulandım. Hala da duygulanıyorum. Hala da ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Kızım çok güzeldi. Damadım birbirlerine iyi yakışıyorlar. Çok güzel kıyafet seçmiş kendine. Beğendim. Her dediğini yapıyor. Her şeyin iyisine layık Ezgi diyor. Her şeyi düşünüyor. İleriye dönük düşünceleri var, planları var. Allah hayırlısıyla düşüncelerini, planlarını da tez zamanda gerçekleştirmek nasip etsin. Bizim için hiçbir şey önemli değil. Mal, mülk, servet. Bizim için önemli olan fikir uyuşmazlığı olmaması, iyi geçinmesi, birbirlerinin değerini bilmesi. Bu çok çok önemli evliliklerde. Birbirlerine karşı saygılı olmaları. Saygı olmayan yerde sevgi de olmaz. Buradan gençlerimize bu öğütü vereyim. En önemlisi saygı. Eğer eşiniz size saygılı olursa evliliğiniz ebediyenlik olur. Saygı olan yerde sevgi de olur. Tabii karşılıklı. Tabii ki. Hiçbir şey tek taraflı yürümez. O yüzden karşılıklı olması gerçekten evliliklerin uzun ömürlü olmasında çok büyük önem taşıyor. Önem taşıyor arkadaşlar. Yani buradan da sizlere evlilik hususunda yeni evlenen gençlerimize öğütler vermek istedim. Öğütler inşallah sizlere de yerini bulmuştur. Olur, evlilikte evliliğin tadı tuzu bazen sürtüşmede olabilir, olmuyor diyemem yani. Öyle dersem de yalan olur. Evliliklerde eşler arasında tabii ki fikir anlaşmazlığı olur, ufak tartışmalar olur ama ileri götürmemek şartıyla. Maalesef şimdiki zamanda gençlerimiz en ufak bir tartışmada hemen ayrılmaya çıkıyorlar.
Hani bu iyi bir davranış değil. Büyükler olarak bize düşen vazife tek taraflı düşünmemek lazım. Mesela bir anneanneler, dedeler diyelim, anneler, babalar çocuklarının evliliğinde çıkan sorunlarında her iki tarafı da birlikte yürütmesi gerekir. Tek taraflı olarak damat annesi de kız annesi de kesinlikle evladına sahip çıkmamalı. Karşı tarafı dinlemeden karar vermemeli. Benim evladım yapmaz, etmez dememeli. Her ikisini de büyükler olarak çekeceksiniz, çağıracaksınız bir köşeye. Her ikisinin de sorunlarını dinleyeceksiniz. Aralarını bulmak için taraf tutmayacaksınız. Haklı olan kimse, haklı olan kimse, benim kızım mesela haksız olabilir. Ben haklı diyemem. Damadım haklı olabilir. O zaman kızıma derim ki, kızım bak burada sen haksızsın. Bak fevri taraf davranmışsın. Taraf tutmamak çok önemli. Kızım diye taraf tutmayacağım. Oğlum diye taraf tutmayacağım. Bak haklıya, burada haksızsın. Haksızsın. Böyle olması daha iyi değil miydi? Böyle olsun. Bak Alican burada haklı. Diyeceksiniz yani. Eğer damadınız daha, eğer haksızsa onu da ikaz edeceksiniz. Bir daha olmasın. Yani çok büyük bir neden olmadıktan sonra toparlanır bu işler. Araları bulunur. Önemli olan önemli bir sebep olmasın. Tabii. Ufak tefek sorunlar çözülür. Çözülür. Aralarında da hallederler. Yani bu kişilik haklarına saygılı olmak, saygılı olmak lazım eşler arasında. Eşlerin fikir anlaşması çok çok önemli. Zıt fikirli eşler birbirleriyle ömür boyu anlaşamazlar. Kadınlar sinesine çekerdi eskiden, ayrılmazlardı, sabrederlerdi ve evlilik öylesine giderdi. Yani evlenmiş olabilmek için evlenmemeli. Her şeye dikkat etmeli. A'dan Z'ye ki ileride ayrılıklar olmasın. Evlenirken çok iyi karar vermeli. En ufak bir hata göz ardı edilmemeli. Eğer en ufak bir hatayı göz ardı ederseniz, eğer o hata da önemliyse tabii ki, hayati bir mesele taşıyorsa, o evliliğe onay vermemeniz gerekir. Çünkü tekrarlayabilir. Ben şöyle diyorum, huylu huyunu nerede bırakır? Mezarda bırakır. O yüzden karakter çok önemli. Kötü alışkanlıkları olmasın. Evine baksın. Çocuklarına, karısına, ailesine, eşine saygılı olsun, sevgili olsun, destek olsun, her yönden yanında yardımcısı olsun, en önemlisi değerini bilsin, saygılı olsun, sevgili olsun, her zaman arkasında bir dağ olsun. Önemli olan eşlere, bayanlara koruma hissi vermek. Bir kadın arkasında erkeğin kendini koruduğuna inandığı anda kendini güvende hisseder. O güven demek, o evliliğin sürmesi demektir. Ama eşinizin ne yaparsa yapsın hep suçlu görürse bir erkek, söylenirse, hor görürse, arkasından böyle ağzının içinden sinirli sinirli konuşursa, bu evlilikler fazla yürümez. Yürüse bile cehennem azabıyla yürür. Ar için beklerler, ar için. Namus elden gitmesin diye, dul denilmesin diye. Öyle sürdürülen birçok evlilikler var etrafımızda. Ben de şahidim. Yani bu gibi evliliklerde bu gibi sorunlar gerçekten evlenmeden önce göz ardı edilmemeli. Evlendikten sonra mesela Allah korusun, kadın, kız, kahve hayatı, kumar, Allah korusun, içki, bu gibi sorunlar, kötü alışkanlıklar diyelim, göz ardı edilmez. Ne evlilikler var ki? Kötü alışkanlıklara alışmış, bırakamıyorlar. Eve geliyorlar, eşlerine azâ cefa ediyorlar, çocuklara azâ cefa ediyorlar. Karısına azâ cefa ediyorlar. Allah'ım bu gibi evliliklerde erkeklerimize ne bileyim ahlak güzelliği versin. O kadın sabreder sabreder ama nereye kadar? Ekonomik özgürlüğü olmadıktan sonra boynu bükük katlanmak zorunda kalır. Allah korusun, erkekler başka bir kadınla hayatını yaşar. Belli etmez karısına.
Ama günün birinde bu iş ortaya çıkar, foyası meydana çıkar. İşte o zaman çok kötü bir şey aldatılmak. Allah hiçbir kimseyi aldattırmasın. Eşlerine de Allah namuslu, terbiyeli, başı önünde ağırbaşlı eşler nasip etsin. Çok önemli bu gibi sorunlarımız. Yok mu? Neler var, neler var. Zaman çok kötü. İnsanlar çok kötü. Bir erkeğin karısına gıcık olup da o erkeği baştan çıkarmak için uğraşan nice kadınlar var. Onu bıraksın da beni alsın diye. Hatta bir erkeğin karısına göz koyup da o kadına yapmadığı plan, komplo, tuzak kuran bir sürü erkekler var. O kadının peşini bırakmaz. İllaki alacağım der, evli de olsa alacağım der. Yuvanın yıkılması için elinden geleni yapar. Kadının peşini bırakmaz. Ki o kadın ne kadar da dürüst namuslu olsa, eğer eşinden memnunsa bakmaz. Ama nice kadınlarımız var. Esra Erol'da görüyoruz. Maddiyatsızlık, kötü alışkanlık, aldatılmak. Bu gibi sebeplerden dolayı oraya gelip de bir başka erkeğe nikahsız kaçıp da yıllarca yaşayan birçok kadınlarımız var. Erkekler geliyorlar. Eşim kaçtı. Nereye kaçtı? Kocaya kaçtı. Başka bir erkeğe gitti. Nikahlı başka bir erkeğin evinde yaşayanlar var. Allah akıl fikir versin. Allah böyle kadınlarımıza doğru yolu göstersin. Ama neden ayrılmış? Sebebi ne diye sorduğunuzda şiddet. En önemli neden şiddet. Şiddet olmasa da şiddet diyecek. O da var. Evet. Şiddet yok ama öyle diyecek. Kendini kurtarmak için, o yaptığı hatayı kapatmak için. Senin kaçman bir de var hata ya. Şiddet varsa eğer kadınlarımızda şiddet için... Git mahkemeden boşan öyle kaç. Devletimiz şiddet gören kadınlara neler uyguluyor? Neler? Evden uzaklaştırmak, eşleri evden uzaklaştırmak. Kades diye bir yer var. Sana yaklaşamıyor. Şiddete maruz kalan kadınlarımız için huzur evleri var. Sığınma evleri, öyle diyelim. Sığınma evleri var. Oralarda yaşayabilir, gider. Ben kocamdan şiddet görüyorum. Çocuklarımı da yanıma alacağım. Der, gider, devletimize sığınır. Bir erkeğe sığınmaktansa devletimizin sığınma evlerine gidelim. Yani öyle bir kadınlar ortadan kayboluyorlar, sığınma evlerine gidiyorlar, sığınıyorlar. Böyle kadınlar da işte diyorlar biz sığınma evine gittik. Yanlış anlaşılıyorlar. Yalan. Başkasına karşı bunun belgeleri vardır. Belgeleri gösterebilir. Orada ne kadar kaldığına dair belgeleri gösterebilir. Yani demek istediğim Allah kimseyi çaresiz bırakmasın. Allah hiç kimseyi şiddete maruz etmesin. Rabbim evinizden, yuvanızdan huzuru, mutluluğu eksik etmesin. Allah bir yastıkta ömür boyu eşlerinizle birlikte yaşamak nasip etsin. Bay kardeşlerime de sesleniyorum. Bu işlerin sonu yok. Değişiği de yok. İlk bahtım, ilk tahtım demişin. Ama olmayınca da olmuyor. İlk bahtım olmuyor. İkinci bahtım oluyor. İşte o zaman bari akıllanın artık kardeşlerim ya. Hadi birinci evliliğinizde ilk bahtım, ilk tahtım olmadı. İkinci evliliğinizde bari yapmayın. Huyunuzu bırakın. Kızlarımıza sebep, kadınlarımıza sebep olmayın. Eğer ki huyuna güvenemiyorsan evlenmeyeceksin be kardeşim. Evlenmeyeceksin, yalnız yaşayacaksın. Yapamıyorum ben evlilikte diyeceksin. Sosyal medyadan bayan veya erkek bulunmasıyla bu işler yürür mü ya? Yürür mü? Kime güvenip de yürüyorsun? Sosyal medyadaki erkeğin neyine güveniyorsun? Sosyal medyadaki bayanın neyine güveniyorsun? Sosyal medyada güvenilir hiç kimse yok. Kimin ne olduğu belli değil. Her şey dumduma. Yani demek istediğim eğer güvenecekseniz devletimize güvenin, devletimize sığının. Devletimizin sığınma evleri var. Oraya gidin. Belli bir zaman tanıyın eşlerinize. Belki huyunu bırakır. Sizin değerinizi bilir. Belli bir aralık verin. Onu yalnız bırakın. Siz de yalnız kalın sığınma evlerinde. Eşiniz belki değerinizi anlar. Dön, ben değiştim. Biraz zaman tanıyın eşlerinize. Eğer ki değiştiğine inandıysanız ikinci bir şans verin. Benim kızım değiştiğine inandı.
ve ikinci bir şans verdi damadımıza. İnşallah Allah utandırmasın. Allah geriye baktırmasın. Benim damadımın kötü bir alışkanlığı yoktu. Sadece aralarında fikir anlaşmazlığı vardı. O yüzden ayrıldılar ilk dönem, biliyorsunuz. Yani demek istediğim fikir anlaşmazlığı çok kolay çözülen bir sorun evlilikte. Zamanla çözülür. O yüzden onu aştılar zaten. Bundan sonra da inşallah öyle bir sorun çıkmayacağına onlar da inandılar. Biz de inandık. Yani Allah gene de evlerinde, ocağında çocuklarıyla musmutlu, sorunsuz günler göstersin. Benim evladımın da, sizin evladınızın da. Herkes için geçerli. Evet. Sen diyeceğin bir şey var mı evlilik konusunda? Vallahi sen şiir gibi söyledin. Allah razı olsun. Bana söylenecek bir laf kalmadı. Demek istediğim, herkes evinde, yuvasında mutlu olması için çabalaması lazım. En ufak bir şeyi büyütüp bir erkeğe giden kadın, en ufak bir şeyi büyütüp bir başka bayana giden erkekten rica edelim, uzaklaşalım. O konu hakkında konuşmayalım. Çocuklarımızın mutluluğu için bu güzel günümüzde çocuklarımıza öğütler verelim. Öğütler verelim. Ne, nasıl konuşursanız öyle gider. Kızımın evliliğinin birinci gününde tatsız konuşmalar olmasın istiyorum. Büyüklerimiz olarak bugün ben sizlere öğütler verdim. Tüyolar verdim. Evliliğin uzun ömürlü olabilmesi için güzel düşüncelerimle sizlerin karşısına geldim. Öyle biz Esra Erol şu bu gibi konular, ben zaten izlemiyorum oraları. İzlemem de. Böyle şeyler benim ilgi alanım dışında. Onu diyeyim sizlere. Yani zamanım artık da yok zaten. Sizlere gerekeni anlattım. Öğütleri verdim büyüğünüz olarak. Evliliğin sırlarını anlattım. Yavrularımız mutlu olsunlar, huzurlu olsunlar. Akşam eğlence yapacaklar gençler arasında. Biz gitmeyeceğiz. Onlar gençler aralarında eğlensinler. Kurtlarını döksünler. Anemon Otel'di galiba. Orada otelden yer ayırmışlar. Oraya gidecekler. Allah izin verirse. Yani hayatının en güzel günü kızım. Kızımın. Mutluluktan uçuyorlar. Damadımız da aynı. Aile özlemi içinde, aile hayatını benimseyen saygılı bir evlat olarak yetiştirilmiş. Bundan sonra her şey boş. Hayatı dolu dolu yaşasınlar, mutlu olsunlar, gününü gün etsinler, eğlensinler, gülsünler. Biraz da kadınlarımız daha fedakar olması lazım bu gibi konularda. Şunu diyorum, kadın isterse her şey olur, her şey güzel gider. Önemli olan kötü alışkanlık olmasın. İnşallah. Evet. Sizlere de faydalı olmuşumdur bu konuda. Gençlerimize öğütler verdim. Ya iki günlük dünya. Belli bir yaştan sonra cahilken olur. Herkesin evliliğinde sorunlar oluyor. Hemen pat diye ben ayrılıyorum denilmemeli. Biraz mücadele etmeli. Benim evliliğim dört dörtlük müydü? Değildi. Ben yıllarca bu evliliğimi ayakta tutabilmek için ne fedakarlıklar yaptım. Neler yaptım, neler yaptım. Niye yaptım? Çocuklarımın boynu bükük kalmasın diye yaptım. Anne ve babasından utanmasınlar diye yaptım. Evime bağlıyım. Bir kadın evine bağlı olması lazım. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Sizler mutfaktan çıkmazsanız, eşinizin önüne yemekler koyarsanız, o eşi dışarı hayatı olsa bile evine bağlı olur. Evinden ayrılmak istemez. Yanınızdan gitmek istemez. Bir erkeğin bence gece hayatı da olmamalı. Eşiyle birlikte gitmeli. Eşiyle birlikte eğlenmeli. Şimdiki devirde zaten görüyoruz. Yani mekanlarda şarkılı türkülü ortamlar var. Tabii ki kötü alışkanlık olmayan yerlerde eğlenilmesi lazım. Bu gibi yerler bizim ilgi alanımız dışında zaten. Allah korusun, öyle yerlere ben de gitmem, eşim de gitmez. Eğlence yerleri düğün gibi zaten. Gitsinler şarkı, türkü, açık büfe, ondan sonra eğlensinler, gülsünler, oynasınlar, gelsinler evlerine, çocuklarına sarılsınlar. Biz büyükleri olarak onlara, tabii ki çocukları olur, Allah izin verirse, bugün yarın çocuğu olur, ikisinin de ikinci çocukları olur, ortak çocukları.
o zaman ailenin mutluluğu daha da çok perçinleşir. Erkek eve daha çok bağlanır. Yani dışarı hayatı iyi bir şey değil. Gidip de kahve köşelerinde sağda solda kadını evde yalnız bırakıp da çocuklarla beraber gününü gün eden erkekler, ben öyle erkekleri yadırgarım. Gidiyorsan eşinle birlikte gideceksin. Eşinle birlikte eğleneceksin. Biz zaten anne babalar olarak elimizden geleni yaparız. Çocuklarına bakarız. Bakmakta zorundayız zaten. Yeter ki evlatlarımız mutlu olsun. Onlar huzurlu olsun. Onlar hayatı dolu dolu yaşasın. Bizler geçim sıkıntısı içinde yaşayamadık. Bir kere tatile gitmedim. Sadece Antalya'ya geçen sene gittim. O kadar, başka bilmem ben tatile gittiğimi. Gitsem gidemez miydim? Giderdim. Ama 3 tane çocuk büyüttüm. Onları evlendirdim. Aklımıza gelmedi. Düşünemedik. Her şeye para bulunuyor da tatile mi bulunmayacak? Tabii ki bulunur. Bulunur. Bulunmayacak diye bir şey yok. Bir kayda yok. Yani demek istediğim, yeter ki gönüller bir olsun. Yeter ki iste. Allah'a yalvar. Allah senin her dediğini günün birinde dualarını kabul eder. Bir bakmışsınız ki gelmişsiniz 80 yaşına, 70 yaşına. O evlilik hala sürüyor. Yeter ki niyet iyi olsun. Niyet. Evet. İnşallah iyi sizlere öğütler vermişimdir. Bir büyüğünüz olarak yeni gelinlerimize, gençlerimize uzun ömürlü evlilikler diliyorum. Allah evinde, yuvasında herkesin mutluluğunu, huzurunu bir etsin. Rabbim baba kapısına bakıtmasın. Rabbim ağlatmasın. Rabbim gözyaşı döktürmesin. Allah hayırlı evlatlar versin. Mutlu mutlu geçinsinler, hayırlı geçimler versin. Aç kalmasınlar, açıkta kalmasınlar. Eşlerinin değerini bilsinler, saygılı olsunlar, sevgili olsunlar. Tabii ki erkek ve kadın için de bu sözlerim geçerli, karşılıklı olmak kaydıyla. Tek taraflı kesinlikle yürümez. Tek taraflı yürümez. Her iki tarafta aynı olması lazım. Fedakarlık yapmaları gerekiyor bazı noktalarda, her iki tarafında, aynen. Mücadele. Her şey mücadele. Bir kere evlenen kadın ve erkek dışarıya kulakları tıkalı olması lazım. Bir erkeğin dışarı hayatı, arkadaşı artık olmaz. Evlisin çünkü. Kadının da öyle. Dışarıda arkadaşı, ben arkadaşımla bugün şuraya gideyim, buraya gideyim, işte restorana gideyim, gezeyim, bu yok. Anca da beraber, kanca da beraber. Bu gibi eşler yalnız başına erkek arkadaşlarıyla çok zaman geçirirse, kadın evde yalnız kalırsa bunalıma girer, psikolojisi bozulur. İster istemez gençlerin aklına gelebilir. Ya kocam bu saatte nerede, nereye gitti, neden yok der yani. Çünkü gözü görmüyor, adam yok ortada. Ne bilecek nereye gittiğini? Aynı durum erkek olarak da yaşanır. Erkek evde, kadın yok meydanda. Nereye gitti bu kadın gece gece? O zaman kadının erkekten haberi olmalı. Erkeğin de kadından haberi olmalı. Tabii ki arkadaş da önemli evlilikte. Sadece eşlerle olmuyor. Arkadaşınızı seçerken çok iyi seçmeniz lazım. Üzüm üzüme baka baka kararır. Eşleri ayrılmış kadınlar var. Diğer kadını kışkırtır. O da ayrılsın diye kıskancından. Erkekler de öyle. Mesela evine bağlı olur. Diğer erkekler der ki sen klibiksin. Sen akşama kadar evden çıkmıyorsun. Sen kadından korkuyor musun? Neden gelmiyorsun? İşte o erkek o zaman cevabını vermeli. O klibik lafının cevabını vermeli. Vurduğu yumruğu vurduğu zaman şuraya oturtturmalı. Hiç kimsenin galeyanına gelmeyiniz. O yumruğu oturtturmalı derken yanlış anlayacak arkadaşlar. Yok, masaya yumruğu oturtturacak. Masaya şuraya dedim. Bakın şuraya demek masaya demek. O söyleyen kişinin lafını ancak öyle çürütebilir. Çünkü o cesareti nasıl veriyor bir erkek arkadaşına? Sen bekar adammışsın, demek ki gezebilirsin, bekarsın, özgürsün ama ben evliyim. Benim evde bekleyen eşim var, çocuklarım var. Ben sana nasıl ayak uydurabilirim? Sen bekar adamsın. Bekar adam mı? Zaten evli adam arkadaşlık yapmaması lazım. Evli bir erkeğin bekarlarla arkadaşlık yapmaması lazım. Tabii. Çünkü özenir. Kendi
özgürlüğünün kısıtlandığının farkına varır. Bir de vakitleri uymaz birbirine. Yani bu çok önemli. Bekarın vakti çok olur, evlinin vakti az olur. Mesela aile yapısı olarak da bir kadın arkadaşını seçerken o kadın evinde geçimsiz olabilir. Eşinden sorunlu olabilir, problemli olabilir. Arkadaş seçiminde problemli, sorunlu, psikolojisi bozuk arkadaşları tercih etmeyiniz. Çünkü etkilenirsiniz, siz üzüm üzüme baka baka karalır. İşte senin evliliğin güzel gidiyor diye karşındaki kişi sorunlu, problemli olduğu için kıskanabilir. Belki kendi eşi yoktur. Baylı bayanlı görünce imrenceye yerde kıskanabilir, o yuvayı yıkmak için uğraşabilir. Neler var dünyada, neler var, neler var. Ben neler gördüm, neler yaşadım. Televizyon izleyen herkes görür haberlerde, bu gibi yerlerde. Yani bu gibi arkadaş seçiminde çok dikkat edilmeli. Bence şunu diyorum, evli erkeğin, evli kadının birbirinden başka arkadaşı olmamalı. Merhaba, merhaba. Bu zamanda hele de. O zaman şöyle bir nokta koyayım ben. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Evet, çok güzel. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim dedi İzzet Bey. Gerçekten güzel bir söz. Evet. Atasözlerimiz bu konuda çok var. Üzüm üzüme baka baka kararır. Yani demek istediğim... Dikkat etmek lazım. Çok dikkat etmek lazım. Kötü niyetli, kötü fikirli insanların tuzağına düşmeyiniz. Arkadaşın senin düşmanlık yapmadığını nereden bileceksin? Ailece görüştüğünüz baylı bayanlı aileler vardır. Gidiş geliş yapıyorsunuzdur. Mesela görmedik mi, duymadık mı? Karısı görüştüğü ailenin erkeğiyle birlikte kaçıp gidiyor. Kadın, mesela erkek görüştüğü ailenin eşiyle kaçıp gidiyor. Bu gibi ilişkilerde, aile ortamındaki ilişkilerde rayına oturmamış, imanı gelişmemiş insanlar gerçekten yuva bozabiliyorlar. Çok dikkat etmek lazım. Bu yüzden erkeklerimize şunu söylemek istiyorum. Zayıf karakterli olmayın, dolduruşa gelmeyin, asla ve asla tuzaklara düşmeyin. Zaman öyle kötü ki ne şeytan kadınlar var, ne şeytan erkekler var yuva ama yıkanlar. %90 şeytanlık da kadından doğar. Bunu da söyleyeyim sana ya. Yani. Kadın isterse... Evet. Kadın istemezse ki, hiçbir şey olamaz zaten. Olması mümkün değil. Bakın kadın şey kadın kötü niyetli olabilir. Bir mutlu evlilik görür. Ben bunun kocasını baştan çıkaracağım der. Allah korusun. Kafaya taktı mı? O erkek bunu fark eder zaten. Eğer ki zayıf karakterliyse o erkek... O ilişkiye yakın yaklaşabilir, ılımlı bakabilir. Bu çok önemli. Yani demek istediğim namus konusunda erkekleri büyük bir fedakarlık bekliyor. Eğer ki karısından memnunsa bu işlerin değişiği yok. Sen bir anlık erkeklik huyuna zayıf karakterliysen eğer kapılırsın, erkeklik hissine kapılırsın, yani yanaşırsın. Kadından baktın ki sana karşı ılımlı, sıcak bakıyor. Ama bu duyulur. Allah'ın alnında sen o zaman Allah sana öyle bir günah yazar ki. Döner dolaşır. Rabbimin darbesini yediğin zaman aklın başına gelir. Ben ne erkekler tanıdım, neler tanıdım. Kadın mesela bizim mahallede vardı. Annemin arkadaşıydı. Kadın gidiyor. Eşinin iş yerine bir başka kadın yanında oturmuş. Konuşuyorlar. Kadın alımlı malımlı bir kadın. Bir gidiyor yakalıyor işte müşteri diyor eşi. Sonra bir kere daha yakalıyor. İkincisinde de müşteri diyor. Ya senin bu müşterinse senin burada iş yerinde yazıhanende ne işi var? Neden geliyor? Meğerse adamın dostuymuş. Allah korusun. Kadın bunu öğreniyor. Uygunsuz bir şekilde kocasını da aynı o yazıhanesinde yakalıyor. Gittiği zaman gözleriyle görüyor. İleniyor. Allah'ım beni şu, o eşine ileniyor yani. Beddua ediyor. Bize ileniyor denilir. Beddua denilmez. Çok nadir denilir Karadeniz'de. Kadın beddua eder kocasına. Bir gün yokuştan aşağı inerken arabanın freni patlar. Adamın arabası aşağı doğru jet gibi iner. Karşıdaki binaya bir vurur. O adam ölümle burun buruna geldi. Biliyor musunuz? Ölümle burun buruna geldi ve sakat kaldı. Sakat kalınca kadın da bıraktı onu.
Bakın Allah öyle bir Allah ki o adamı orada arabasını frenini patlattı. Kadının ilenci geçer arkadaşlar. Kadının bedduası geçer. Canı yanan kadının bedduası çok geçermiş. Şöyle bir olay daha yaşadım. Mahallemizde bir ablamız daha vardı. Çok iyi hatırlıyorum. 3 tane evladı vardı. Ve 2 kızı bir oğlu vardı. Kızı, oğlunun ismini de kocasının ismine vermişti. Adam, kadının kocası, başka bir kadın kocasıyla dost hayatı yaşıyormuş. Duymuşlar bunu. Herkes gördü yani. Adam da dedi ki ya kabul edersin ya da dedi bu iş burada biter dedi. Ne yardan geçiyor ne serden geçiyor. İkisini bir arada yürütmeye çalışıyor adam. Erkekler zayıf karakterlidir bu konuda. O yüzden çok güçlü ve kuvvetli olmak, dirençli olmak lazım. Kadın ne yaptı, yaptı. Gene evliliğini sürdürdü. Bak oğluna bile kocasının ismini veren kadın. O kadar çok seviyor ki kocasını. Kendisi de İstanbulluydu. Ama elinde ilendi yani. Beddua etti. Adam trafik kazasında dostuyla birlikte aynı arabada vefat etti. Düşünebiliyor musunuz? Kadın sabrede 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 sabreden derviş muradına ermiş. Ve nice böyle kadınlarımız yok mu? Var. Evini barkını kocası öldükten sonra kapattı. Memleketini aldı çocuklarını gitti İstanbul'a memleketine yerleşti. Neler var neler var. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Yani demek istediğim bu işlerin sonu yok. Kadının da değişiği yok erkeğin de değişiği yok. Siz mutlu huzurunuzu bozup da çocuklarınızı düşünün geleceğini düşünün. İleride o çocuklar demez mi annem babam ayrı boynu bükük. O kız çocuğu okula gider senin annen nerede? Benim annem yok. Nerede? Meydanda yok. Kadın kaçmış gitmiş. O çocuk boynu bükük bir şekilde hiç üzülmez misiniz? Hiç mi hiç üzülmezsiniz? Bir anne vicdanı bunu nasıl kabul eder? Biz namusumuzu bekledik yıllarca. Çocuklarımızın boynu bükük olsun istemedik. Evliliklerinde özellikle anne baba yapısı çok önemli. Bak kızımızı evlendirirken iyi bir aileye gitti diye gurur duyduk. Annesi babası tek eşli. Buradan çift eşli olanlara da saygım sonsuz. Mecburiyetten ayrılanlar da var. Bir evlilik yapanlar, iki evlilik yapanlar ve üçüncü de mutluluğu yakalayanlar. Çok var arkadaşlar, çok var. Allah kimsenin başına getirmesin. Ama diyelim. Bu evlilikleri yapan kadınlarımız ne kadar çok sabretmiş biliyor musunuz? Sabrede 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 adam üstüne kadın getirmiş. Kötü alışkanlığı varmış. En sonunda ne yapıyor? Tasını tarağını topluyor, çekip gidiyor. Daha mücadele verecek gücü kalmamış. Böyle aciz kadınlarımız yok mu? Çok var etrafımızda örnekleriyle. Mecburiyetten yuvasını yıkan yok mu? Çok var. Onlara da saygımız var. Allah mutluluklar versin. Hiç mi hiç önemli de değil. Birinci evlilikmiş, ikinci evlilikmiş, üçüncü evlilikmiş. İstediğiniz gibi iyisini bulana kadar devam. Öyle yani bunu da böyle söyleyeyim. Olmuyorsa da olmuyordur. Niye çocuklar mutsuz olsun ki? Zoraki sürdürmenin de bir anlamı yoktur. Sırf çocukları mutlu olsun, boynu bükük olmasın diye evliliğini sürdürmek zorunda kalan birçok kadınlarımız var. Birçok da erkekler var. Aynı durumda erkeklerimiz de var. Ama yürütemiyorlar. Mecburlar ayrılmaya, götüremiyorlar, sağlığından olmuşlar, psikolojileri bozulmuş. Yeni bir hayat, yeni bir insanla hayatını birleştiriyorlar. Biri olmazsa biri bulana kadar devam yani. Allah yani yalnızlık Allah'a mahsustur. Allah kimseleri yalnız çaresiz bırakmasın. Kimisi evlatlarına sığınıyor, evlenmiyor. Kimisi yalnız yaşıyor, evlenmiyor. Ya nasip kısmet, kader diyelim. Yalnız, kader. Yalnız pirince giderken de bulgurdan olmasınlar. Ona da dikkat etsinler ya. Eş seçerken çok dikkat etmeli. Yani iyisini buluna kadar gidilir demem amaç eğer yalnız çaresizse tutunacak dalı yoksa şöyle helal süt emmiş namusu terbiyeli biriyle hayatını birleştirebilir. Nasıl bulacak onu? Sosyal medyadan bulacak değil herhalde. Çok sosyal medyadan bulursa lazım. Sosyal medyadan bulursa başına belayı da alır. Çok iyi seçmesi lazım. Tanıdık
bildik birisi olması lazım. Güvenilir olması lazım. Özellikle görücü usulüyle evlenmesi lazım. Çünkü bilip bilmediğin yerden ne dediği belli olmayan bir insana, şehir dışında mesela bir insana kaçıp giderseniz aynı sorunları gene yaşarsınız. Zaman çok kötü. Allah korusun, Rabbim hiç kimselere böyle evlilikler nasip etmesin inşallah. Allah'ım hiç kimseye yuva bozgunculuğu vermesin diyelim. Amin. De o durumlarda da kimse düşmesin diyelim. Allah'ım herkese birinciden yuva bozgunculuğu verme yani yarabbim. Bunun birincisi de ikincisi de Allah'ım bir ebediyenlik yapsın, bir olsun, temiz olsun derim ben her zaman ama nasip olmayınca da bir an evvel şiddet olmadan, kötülük olmadan ayrılmakta da yarar var. Evet. Ama ufak tefek şeylerle ayrılmaz arkadaşlar, kardeşlerim. Fevri davranmayın. Yani çok büyük suçlar olmadı her iki tarafında. Hemen ayrılığa, hemen mahkemeye koşmamak lazım. Birazcık sabır. İdare. Büyükler de devreye girerse durum düzelecektir eminim. Evet, evet. Ama tabii ki Allah'ım hiç kimseye kötü huzursuzluk vermesin. Yuva bozgunculuğu hiç kimseye vermesin. Rabbim herkesin yuvasını huzurlu mutlu etsin diyorum ben. Benim çocuğumun da Allah'ım yolunu izini açık etsin. Allah'ım Amin. Utandırmasın diyorum. Amin. Bugün bizim çocuğumuzun dul imajından kurtulmasına en çok ondan seviniyorum. Bir defa kız çocuğunun dul olması, dul imajı çok kötü arkadaşlar. Her kadın için. Öyle diyelim. Benim çocuğum İyi de olsa, her kadın için. Diyorum. Namusu da olsa çok evet. Güzelsen göze batarsın. Her hareketin göze batar. Dışarıda gezersin. Ha bu kadın süslenmiş püslenmiş dul kadın nereye gidiyor? Evet. Çok zor durum. Süslensen, Allah yardımcısı olsun tüm dul kadınların. Süslensen suç. Süslenmesen suç. Gülsen suç. Her bir tarafa şey baksan suç. Öyle ya. Bu tarafa bakarsın erkek var dur erkeğe baktı derler. Bu tarafa bakarsın o tarafta erkek var dur oraya baktı derler. Nereye bakacak kadın ya? Devamlı yere mi bakacak? Ne yapsın bu kadın? Ama kocası olunu, kocası olursa ne olur? Kocasının kolunda arslanlar gibi yürür dimdik. Namus bekçisi olur. Kocası, ya. Kocası namus bekçisi olur. Her şeyden evvel arkasında evet. Bir çınar ağacı olur. Herkese sizin Rabbim. Sizin dediğiniz gibi. Hani siz diyorsunuz ya İzan abim çınar ağacı arkanda diye. Omuzuna, Allah razı olun. Herkese Rabbim omuzuna yaslanacağı, bir ömür boyu birlikte olacağı, sırtını güvenle dayayacağı bir eş nasip etsin. Olmayanlara da yavrularından gün göstersin. Sadece eş yani kadıncağızın ekonomik özgürlüğü vardır, maaşı vardır, çocukları vardır. Çocukları yalnız bırakmaz, yanında olurlar. Ha, o zaman illa ki evlenmesine de gerek yok. Huzurlu bir evi vardır, kapısını kapatır, kafasını dinler. Çocukları sahip çıkar. İşte bu gibi kadınlarımıza da Rabbim çocuklarından hayırlı günler göstersin. Eğer ki anneleriniz yalnızsa arkasında olun, çocuklarınızın, annenizin yanında olun, babanız da aynı durumdaysa tabii ki tek taraflı konuşmuyorum. Kesinlikle başkalarına muhtaç etmeyin. Onları yalnız bırakmayın. Eğer ki evlenmemişse anne ve babalarınız. Yanında olun. Onlara sahip çıkın. Başka biriyle evlenmesi için fikrine koydurmayın. Siz ne kadar iyi davranırsanız, kadın ne kadar yalnız da olsa, çaresiz de olsa evlenmeyi düşünmez. Evlatlarım arkamda der. Onlar var der, sırtımı dayayacağım kaç tane evladım var der. Evinde bir evladı olur, torunları olur. İşte bu gibi kadınlarımız yok mu? Çok var, çok var. Torunlarıyla şimdi, zaman geçiren. Şimdi bir kadının ekonomik özgürlüğü varsa, Şükran'ın dediği gibi atıyorum. Evet. Bir maaşı varsa, çocukları da arkasındaysa. Evet. Bu kadın niye evleniyor? Niye evleniyor? Niye evleniyorsun bana söyle şimdi. Niye? Amacın niye evleniyorsun? İlle bir koca mı istiyorsun yani? Evlenme ya. Ben evladımın içine... Bence evlenme kardeşim. Başa niye bela alın ya? Tanımadığın, bilmediğin in mi, cin mi? Nerede bu tanıyorsun sen? Huyunu suyunu biliyor musun ya? Hele hele sosyal medyadan, Facebook'tan, şuradan buradan buluyorsunuz bir koca. Adam zannediyorsunuz. Üzerindeki grafada gömle veya bir saçına başına bakıyorsunuz. Adam zannediyorsunuz. Gideyim bakayım. Pisliğin tek affedersin. Benim annem de 38 yaşında dul kalmış. Benim annem de anneydi. 38 yaşında dul kalmış. 3 tane öz, 3 tane üveyle birlikte. Hiçbir ekonomik kazancı da yok. Maaşı da yok. Yani var da işe gidemeyi gitse bile fındık fabrikasında çalışacak da maaş alacak. 6 tane çocuk var. Bunun adı nasıl olacak? Niye gitmemiş kocaya? Niye? Niye mi? Söyleyeyim sana izlemeli. Edebinden, namusluluğundan gitmemiş. Evet.
Şansı kaderi ki zamanında da evli adam, babam evli, annemi alıp kaçırıyor. Ya diyor ki İzzet sen evlisin diyor. Babamın ismi İzzet. Şu anda onun için öyle karıştırmayayım. Benim babam öleyince benim ismim veriyor tabii annem. Seni aynı mahallede. Ben seni götüreceğim diye ben senden evleneceğim diye babama. Babam anneme. Annem dedi ki sen evlisin İzzet ben nasıl geleyim diye. Yok diye ne evliysem evliyim diye ya ben boşanacağım diye seni alacağım. Alıp götürüyor anneme bilek gücüyle. Ama annem de hoşuna gitmiş. Çünkü annemin her daim arkasındaymış. Koruyor uzaktan ağrı koruyor. Annemin de hoşuna gitmiş bu. Dolayısıyla annem ikinci kadın olarak evlenmiş o daha evvel evli olduğu kadının üstüne. 3-4 sene birlikte kalıyorlar o eski kadınla. O kadın gidiyor İstanbul'a bırakıyor babamı ayrılıyorlar. İstanbul'da da evleniyor başka adamlarla da evleniyor babamın ilk karısı. Dolayısıyla babam da ölüyor daha sonra. Ben 7 günlüğüm. 7 gün olmuş babam ölmüş. 7 günlüğüm. İsmimi ne yapacak? Tabii ki babamın ismini koyacak annem bana. Neyi koyacaktı daha? Baba, koca ölmüş, kocanın ismini yaşatayım diyor daha. Kadını iyi yapmış. Ve benim annem niye kocaya gitmedi ya? Niye benim annem 38 yaşında çok mu yaşlı? Şimdi 40-50-60 yaşında kocaya gidiyorlar. Sosyal medyada koca bunu yakarırlar. Ne işi var orada ya? Hayırdır ya? Otsun aşağı. Başa ne belalıyın? İn mi cin mi gittiğin adam? Ne olduğunu bileyim mi? Huyunu suyunu bileyim mi? 40 senelik kocan huyunu bileyim. 40 senelik öğrenir. Onu nereden öğrenecek? Eğer karakter yapısı zayıfsa bir kadını kandırılmaya meyilliyse bu işlere de sıcak bakıyorsa diyorum ki kanı bozuk kadınlar kanı ben yapar. Edepli diyorum. Demin söyledim. Ha, edepli namuslu kadın gitmez diyorum. Ha mecbur kalırsa bak ekonomik özgürlüğü yoksa çaresizse. Çocukları da bakmıyorsa kadının ekmek almaya tabii ki kira vermeye gücü yoksa mecbur evlenecektir o. Ama iyi düşünmesi lazım. Şimdi evdeyken otururken huzurluydu. Gittiği adam hep huzursuz. Ne yapacak şimdi? Evet. Aha da işte bulgurdan da oldu şimdi. Pirinci istiyorduk ama pirinci de alamayız. Bulgur da gitti. Onu demek istiyorum ben. Evet evet. Allah'ım Allah helal süzenmiş birilerine nasip etsin. Herkesin yolunu izini açık etsin kardeşim. Kadın milletinin çok güzel şansı olması lazım. Şans eğer çok önemli. Eğer çaresizse devletimize başvurabilir. Kendine dul maaşı bağlatabilir durumu ya yoksa. Sosyal güvenciler tabii ki şimdi tabii eskisi ki gibi değil. Sosyal destekler çok var şu anda. Evet. Ancak yine de kadın tabii yalnız ben duvara mı bakacağım? İşte şöyle olacağım. Böyle evlilik istiyor bazı genelde kadınlar. Erkeklerimiz de istiyor. Ama eğer ki durumu yoksa dediğim gibi devletimiz sahip çıkıyor. Sahipsiz dul bayanlarımıza. Şükran edebiyle en son alternatif olarak evlenmek. Önce bir tabii ekonomik özgürlüğünüzü rayına oturtturmanız lazım. Şunu da söyleyeyim ki. Çocuklarınız sizin eğer ki okumuş çocuklar vardır. Annenizin maaşı yoktur. Babanızın maaşı yoktur. O çocuklar sizlere yardım eder. El tutarlar. Yani demokraside çareler tükenmez demek istiyorum. Edepli namusuyla evinde oturan kadına en uzak komşusu da en yakın akrabası da hepsi yardım eder, devlet de yardım eder. Evet, evet. Hangi fakir bir ailenin olduğunu tespit etti de eşi, dostu, komşulara edebiyle oturan bir kadını gördü de yardım etmedi söyler misin bana? Mutlaka Türk milleti vicdanlıdır. Mutlaka ona yardım edilir. Hem devlet eder hem millet eder. Ama evet, sen yardım edeyim sana, sen başka taraflarda gezip tozuyorsun, daha da sağ o insan yardım etmez. Neyse fazla oldu. Olay budur. Bayağı bir uzun bir konuşma oldu. Evlilik konusunda sizlere örnekleriyle beraber çok güzel bir konuşma yaptık. Hiçbir hazırlık yoktu. Laf lafı getirdi, konu konuyu açtı. Hiçbir vlogumuzda hazırlık yok bizim. Otomatikman o gün şartlar ne gerekirse onu konuşuyoruz. Laf lafı açtı, konuyu açtı. Bugünkü sohbetimiz böyle oldu. Sizlere çok güzel tavsiyelerde bulunduğuma eminim. İnşallah can kulağıyla dinlemişsinizdir. Hepinize çok teşekkür ederim. Yuvanızdan, mutluluktan, huzur, mutluluk, sağlık hiç mi hiç eksik olmasın. Allah eşlerinizi birbirinize bağışlasın. Rabbim kötü alışkanlıklardan uzaklaştırsın. Evinizde, ocağınızda uzun ömürlü bir yastıkta kocayacağınız uzun ömürlü evlilikler olsun inşallah. Hoşça kalın. Bir soru soracağım. Allah'a emanet olun. Bu soruyu kapatırken, kapatmadan evvel bir soru sorayım. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar canlı yayın.
şu anda canlı yayın. Kapak fotoğrafı verelim. Hiç haberi de yok. Bak şimdi öyle bir soru soruyor biz izleyenin karşısında. Hiçbir hazırlığı yok. Ansızın sorulan bir soru Şükran'a, eşime. Ben öldüm Şükran Hanım. Ben yarın Allah öldüm. Allah gecinden versin. Ben yarın öldüm. Benim bir devlet memuru olarak maaşım var değil mi? Evet. Bu maaş sana bağlanıyor mu? Bağlanıyor. Bağlanıyor. Evet. Evim de var. Evim de var ama evimde huzurum yok. Ya bir saniye sen şunu. Eğer sen ölürsen bu evde beni bırakırsan. Ya orayı bırak sen, orayı bırak. Sen şimdi orayı huzurlu olduğunu düşün. 10 parmağım yakanda olsun. Allah o günleri. Beni bu evden kurtarıp da. Arazimiz var, toprağımız var. Günleri. Ben de şunu diyorum ki konu tatlıya bağlanmıştır. İzzet Bey ile hani ne olur ne olmaz diyor. Ben bu evden seni kurtaracağım dedi. İstediğin bir evi dedi alacağım sana son kat dedi. İnşallah yerimiz yurdumuz var. Olmayacak bir şey değil. Sat, oradan para gelir. Giderim bir daire alırım. Gerekirse burayı da satmam. Burayı da veririm oğluma. Orayı oradan aslında... Ev alacak fazla fazla miktarda hissem var, hakkım var. Ben de rahatlıkla diyorum ki ben ama de, işte o çözülecek o problemler. Eğer mi? Oğlumuz durmazsa bu evi kiraya veririz. Kiraya veririz. Oğullarım zaten çektik yani. Çocuklarımız bu evde durmaz, duracağını da hiç mi hiç zannetmiyorum. Uzağa gidiyorlar çünkü erkek çocuklar okumuş oluyor. Kızım var burada. Kızımın da bana ihtiyacı yok zaten. Bir evin bir oğlunu aldı. Her şeyi var. Allah'a çok şükür olsun. Kiraya veririz. Şöyle güzel mütevazi son katta huzurlu bir ortamda. Aynen. Ömrümüzü, son nefesimizi orada vermek nasip etsin inşallah. Hayırlısıyla yerlerimiz, yurtlarımız satılır. Burayı da kiraya verir, çeker gideriz. Olmayacak şeyler değil. Huzurlu kardeşim. Bir ortamda ya, otururuz. Geçiköy denilen yerde arazim var. Allah'a çok şükür. Orada da bir hissem var da. Bu hissemde benim iki daire bile alabiliyorum yani. Hatta üç müteahhide verildiği zaman. Ancak ben komple devlet sattığını düşünelim de iki daireli paramız garanti oluyor. Ama evet. Kendimi satarsak üç dairem garanti. O nedenle yani. Böyle bir şansım var. O zaman arkadaş inşallah Allah'ım Rabbim ömür verir. Şükran'a verdiğim sözü de yerine getiririm. Eşime az önce dedim ki razı etmek için. Sen dedim beni bu evde ölüp de bırakırsan dedim. Ben çaresiz kalırsam çocuklar da bu evi satmazsa evlenirim dedim. Neden öyle dedim? Çünkü bir an hani beni rahat ettirsin ölmeden önce şimdiden kolları sıvazlasın. Damarıma kimi yani. Kimden önce öleceği de belli olmaz. Belki ben ölürüm, belki var, eşim ölür. Var, ben zaten ölürsem eşim burada her şeye razı, tozu da yutar, toprağı da yutar. Bu evde durur, kesinlikle eminim ben. Durur, çıkmaz yani. O öyle şeyleri incelemez. Yok cam pis olmuş, yok çırpılmış, yok şu yok bu öyle şeyleri yok, açar. Kural yine devam eder. Kural mecbur. Açar camları, tozları da yer. Benim peşimden de çabuk gelir. Sen zaten beni alırsın ya. Ben getir misin beni sen ya? Allah gecinden versin her ikimize de. Allah amin, birlikte amin, yaşanmak amin. Nasip etsin. Sizleri de bizleri de. Biraz korku vereyim dedim. Evlenirim dedim. Ama dediğim gibi huzurlu bir evim olursa da hiç mi hiç evlenmem. Otururum kapımı aylarca açmam. Ekmek buldum ekmek, zeytin buldum zeytin, soğan buldum soğan. Vururum soğanın kafasına, oturur yerim. Haydi bize kapak fotoğraf. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizde kalın aman. Dikkat edin. Biz her zaman, her daim sizinleyiz. Evet. Siz de bizle konuyu olduğunuzu tatlıya biliyoruz. Konuyu bağlayalım. Sağ olun. Alican oğlumuza, Ezgi kızımıza mutluluklar. Allah bir yastıkta bir ömür boyu yaşanmak, çoluklarınıza, çocuklarınıza hep birlikte inşallah. Allah'ım en mutlu günümüzde biraz sonra doğru tatsızlık yaşadık. Eşimin kıskançlık krizleri bastırdı evlenme konusunda. Ben de onun can damarından vurmak istediğim ki bir an evvel beni huzurlu bir eve atsın diye. Benim ev alacak param vardı da almadım mı? Değil mi arkadaşlar? Eğer gücüm varsa bugün almazsam da namert olsun. Evet. Ancak diyorum ya Geçiköy'ünde toprağım var. Toprağımız değerlenir mahkemede şu an. İnşallah satışı olur veya işte müteahhitlik olur. Ben o zaman bakalım sana bir daire değil iki daire almayayım mı? Hem de İnşallah. En üst kat. Hem de en üst kat. Benim olma için kaydıyla. Üst kat önemli olması üst kat değil. Ben hiç kimseye tepeden bakan bir insan değilim. Hayır yukarıda çırpma olan olması. O tür egoları olan da bir insan değilim. Allah bana hayırlı bir ev nasip etsin.
son kat olsun, etrafımda, sağımda, solumda, önümde, arkamda hiç kimse olmasın, sipsivri bir yerde tek başıma ömrümü oralarda tamamlamak nasip etsin inşallah. Huzursuz ortamda yaşanan evlilikler gerçekten eşleri çok üzüyor, çok yıpratıyor. Mücadele etmek insanları yoruyor, belli bir zaman sonra gençlik de gidiyor. Bundan sonra benim beklediğim sadece huzur, huzur, huzur. Benim de bir dolmuşluğum var ki öyle dedim. Huzurlu bir evlerde Allah birlikte yaşanmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın canlarım. Kocaman öptüm. Beğene basmayı unutmayınız. Videolarımı abone olmayı unutmayınız. Videolarımı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.